Sevgili seyirciler, Öcalan olayı Yunanistan'ı bir kez daha karıştırdı. Bu sefer karışıklığın adresi iktidardaki Sosyalist PASOK Partisi. Partinin önde gelen ismi ve Atina'nın başına dert olan Öcalan operasyonunun perde gerisindeki mimarı eski Dışişleri Bakanı Pangalos kongrede yuhalandı. Hemen Atina'daki temsilcimiz Stelios Berberakis'e dönüyoruz. Stelios, Atina'nın Öcalan krizindeki son perdenin ayrıntılarını alıyoruz senden. Evet Ali, iyi akşamlar Atina'dan. İyi akşamlar. Sosyalist PASOK'un 5. kurultay çalışmalarının 2. günü gerçekten bugün oldukça olaylı geçti. Bir kere adı Öcalan olayına karıştığı için görevinden alınan Dışişleri Eski Bakanı Pangalos bir grup genç tarafından salon içinde yuhalandı. Bu gençler Pangalos'u, Öcalan'ı bilinçli olarak Türkiye'ye teslim etmekle suçluyorlar. Pangalos ise bu gençleri sert bir dille eleştirdi ve kendi çıkarlarına hizmet eden aşırıcı çevrelerin piyonları olduklarını söylemekle 5000 kişilik salonda büyük yankılar uyandırdı. Ancak Başbakan ve PASOK lideri Kostas Simidis'in de dün yaptığı açılış konuşması oldukça etkileyiciydi Ali. Şöyle ki Simidis, Öcalan'ı Yunanistan'a getiren ve Yunanistan'ı maceralara sürüklemek isteyen aşırı milliyetçilerin PASOK içinde yerleri olamayacağını vurguladı. Kongrede tam hakimiyet kurduğu gözlenen Simidis'in bu sert tavırlarından sonra Öcalan'a açık destek veren bazı PASOK üyelerinin kongrenin sona ereceği pazar gününe kadar PASOK'tan ayrılmaları bekleniyor Ali.